Anadolu Efes'in son haftalarda rüzgarı arkasına alması ile umutlanıp ancak Bologna karşısında hayal kırıklığı yaşadığımız bu sezon ilk kez uygulanan play-in aşaması sona erdi ve artık play-off zamanı geldi. Geçen sezonun izlenme oranı maç başına 8.748 iken %18 artışla rekor olarak 10.383'e yükseldi. 3 milyondan fazla seyirci oyunları bizzat izledi. 6 takım bu sezon mevcut biletlerinin en az %90'ını sattı. Maccabi yaz boyunca 2023 ila 24 sezonu için tüm sezonluk biletlerini sattığını açıklamıştı ancak açılış gecesinde 10.559 kişilik bir seyirci önünde oynadıktan sonra evindeki tüm maçlarını Belgrad'a taşımak ve seyirci olmadan oynamak zorunda kaldı. Partizan 19.916 ve %99 ortalama seyirci ve doluluk oranıyla ligin lideri oldu. Doldurma oranındaki diğer en iyi takımlar Žalgiris, %96, Bayern, %95, Olympiakos, %94, ASVEL, %94 ve Bologna, %90, oldu. Lig ortalaması olan %82'lik doluluk oranı, bir önceki sezona göre %2'lik bir artış gösterdi. 7 kulübün maç başına ortalama 10.000'den fazla seyircisi vardı, tüm maçları 3.841.000 kişi ile önceki sezona göre 300.000 daha fazla taraftar izledi. Normal sezonun en iyi iki takımı Real Madrid ve Panathinaikos 23 Nisan Salı ve 25 Nisan Perşembe günleri serinin birinci ve ikinci maçlarını oynayacak. Yeşiller, ilk play-in'i kazanan Maccabi'yi ağırlayacak. Los Blancos'ta ilk iki play-off maçında Real Madrid, play-in'i geçen son takım Baskonya ile karşılaşacak. Diğer eşleşmelerde ise, Çarşamba ve Cuma Monaco ve Barcelona'da Monaco-Fenerbahçe-Beko, Barcelona-Olympiakos kapışacaklar. Playoff'ların ilk haftasındaki tüm deplasman takımları, ikinci haftada en az bir maça ev sahipliği yapacak. Euroleague hakem direktörü Daniel Hierezuelo, her iki aşamada görev alacak hakemleri, 34 maçlık normal sezondaki performanslarına dayanarak seçti. 15 farklı ülkeden gelen 28 hakem içerisinde ülkemizi başarıyla temsil eden Emin Molkoç da yer alıyor. 24'ünün daha önce Euroleague playoff tecrübesi bulunurken, Jordi Alaa, Oenis Fofis, Rein Pirant ve Arturas Sukis ilk kez playofflara çıkacak. Berlin'de oynanacak F4 için benim tahminim, Real Madrid, Panathinaikos, Fenerbahçe Beko, Olympiakos, herkese iyi seyirler diliyorum.